Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Yazın artık sonuna geldik. 2 gün sonra Eylül. Siyasi İşler içinde tatil bitti. 2 aya yakın bir aranın ardından ekip yine bir arada. Yaz bitiyor dedik ama yanlış anlaşılmasın. Temmuz, Ağustos ayları siyaset tatil yapmadı. Evet, belki biraz yavaşladı gündem ama durmadı. Aksine bir yanda iktidarın seçim sonrası ilk 3 ayına tanıklık ettik. Diğer yanda muhalefet cephesinde yaşananlara. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmaları sanki biraz durulmuş gibi. Manşet, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları. Akşener, büyük taarruzun başladığı günün yıl dönümünde 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da konuştu. Önce seçim muhasebesi yaptı. Zehir zemberek açıklamaları vardı. İttifak ortaklarına, özellikle de isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ve yerel seçim için herkes kendi adayıyla yarışsın çağrısı yaptı. İYİ Parti lideri bu kez ittifak değil, işbirliği diyor. Ve hem İstanbul hem de Ankara için aday çıkarabiliriz açıklaması yapıyor. Akşener'in çağrısı nasıl bir karşılık bulacak? İktidar kanadında Milliyetçi Hareket Partisi ittifaka, Cumhur İttifakı'na devam diyor. Peki muhalefet ne yapacak? İttifakla işbirliği arasında ne fark var? Konuşacağız siyasi işlerde. Tabii Akşener'in seçim muhasebesi de ayrı bir başlık ki o başlığı da geniş bir şekilde açmak isteriz program içerisinde. Ve elbette ekonomi. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi arka arkaya dikkat çeken kararlar alıyor, adımlar atıyor. Kur korumalı mevduat hesapları TL mevduata döndü. Faiz yükseldi. Ekonomik kurmayları ilk hedef fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele ediyor ama nasıl olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Ve tabii emekli maaşlarında bir ara zam söz konusu olur mu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki sinyali vermişti, soracağım konuklarıma. Ekip bugün tam olarak İstanbul'da değiliz. Bir fire verdik. Ahmet Kasman, Profesör Doktor Ahmet Kasman, İstanbul Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi bize Skype yoluyla, internet üzerinden katılıyor programa. Hoş geldiniz Sayın Han. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İstanbul stüdyomuzda İyi, Okan Müller'i... Güzel bir yayın dönemi olsun. Güzel, o iyi niyetleri... Çok teşekkürler hem Okan hem Burhanettin Hoca hem de sen. Ben buradan biraz böyle arkadan koşarak ancak herhalde bu ilk programı geçireceğim ama... Yok, çok keyifli bir program olacak eminim. Hep birlikte olmak keyifli. Yeni sezona ilişkin temennileri de hemen başlangıçta alacağım zaten. Okan Müderris oldu. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ahmet. Ben teşekkür ederim ve Profesör Doktor Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü, hoş geldiniz Sayın Duran. Hoş bulduk. Teşekkür İyi yayın ediyorum. Dönemi diliyorum. Önce şunu söyleyeyim, nasıl geçti ara tatil? Dinlenme fırsatı bulabildiniz mi? Yani şöyle söyleyeyim, sen programın girişinde Temmuz ve Ağustos'un yoğun ve sıcak geçtiğini söyledin. Ankara'da gerçekten böyleydi tempo. Ben işte bir hafta bir izin yapabildim. Değil mi? Tatil ama, olmuyor. Evet, tatil değil. Tam olarak olmuyor ama yine hava değişikliği. Çünkü bizim gibi mesleklerde bulunanlar için beyniniz bir yerde, bedeniniz bir yerde oluyor ister istemez. Ama yine de bu ara biraz daha okumak için, dinlenmek için, daha fazla düşünüp biraz da dışarıdan bakmak için. Bazen ağaçlardan ormanı göremediğimiz de oluyor. Doğru. Açıkçası bu 6 hafta içinde Ahmet Kasıman Hoca'nın kendime yazılar misali uzun uzun yazdığı, tarihi derinliği olan, kendisini mutlak anladığı, bizim gibi fanilerin anlamaya çalıştığı yazılarından istifade etmeye çalıştım. Ben öteden beri söylemiştim, haklıydım şeklindeki yazılardı hepsinin ortak paydası. Burhanettin Hoca da sağ olsun muhalefete ilişkin analizleriyle, aslında istifade etseler çok faydalanacakları bir dizi yazısıyla çok dikkat çekiciydi. Onlardan da istifade ettim. Okan Müderrisoğlu sıkı takipte ekibi. Müsaadenle 30 Ağustos'u 26 Ağustos 1071'den 26 Ağustos ve 30 Ağustos 1922'ye uzanan bir zincir var gerçekten. Hem kutlamak hem de kıymetini bilmek lazım. Ve bu toprakları bize vatan kılanların her birini rahmet ve şükranla anlamak lazım. Galatasaray maçı var bu akşam. Onlara başarılar diliyorum. Ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Beşiktaş'ı ve Adana Demirspor'u da destekliyorum. Uluslararası maçlarda tek rengimiz var. Kırmızı beyaz ay yıldız. Ama Türkiye için de tabii ki ciddi rakibiz. İnşallah siyasetten spora geniş bir yelpazede ülke puanına bir katkısı oldu, katkısı oldu. Katkısı olur. Ve yeni yayın dönemi de hakikaten hayırlı olsun. İnşallah
bizi dinleyenlerin istifade edeceği programları yapmaya devam ederiz. Olacaktır kesin. Müsaadenle Sayın Cumhurbaşkanı ile Budapeşte dedik, Macaristan'ın milli günü de dolayısıyla. Burhanettin Hoca ile çok kısa bir vakit vardı. Bir meydanda gezerken bir çocuk geldi 10-12 yaşlarında. Siz hangi programa çıkıyorsunuz dedi filan. Biz tabii şaşırdık biraz. Burhanettin Hoca daha detayını belki anlatabilir. Sonra baktık arkada anne baba var, bizi işaret ediyor. Biz de dedik NTV'de siyasi işler programındayız diye. Onlar bize el salladılar. Belli ki özlemişler bizi. Budapeşte'den izleyici buldunuz orada. Yani kendi reklamımız gibi oldu ama yani bunlar gerçekler, güzel, yaşanmışlıklar güzel. Yani. Burhanettin Duran'a sizin için nasıl geçti bu süreç? Yani sevgili Okan kadar kapsamlı değerlendiremeyeceğim ama yani yazın yine dolu dolu geçtiğini, pek de tatile fırsat kalmadığını söylemem lazım. Biz de Okan'ın yazılarını takip ettik. Aynı şekilde Ahmet Kasım'ın da. Yani bu yaz pek tatil yaptığımı söyleyemem açıkçası, hani öbür türlüsünü söylesem. Çünkü Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs akşamı yeni bir hedef koyduğu andan itibaren ve sağ olsun muhalefet partilerinin de kendi aralarındaki o tartışmalarda bir hararetle başlayınca kaçınılmaz olarak tempoyu düşürmedik. Doğru. Yeni kabine, Dışişleri Bakanı vesaire falan derken biz de baktık ki Ağustos sonu gelmiş, siyasi işler zamanı gelmiş. Şimdi soğukkanlı yorumlar, birazcık böyle uzaktan bakıp yaptığınız değerlendirmeleri merak ediyorum. Ahmet Kasman, sizle de kısaca bir alalım. Devam mı tatil? Haftaya görebilecek miyiz sizi burada? Var, yok, benim ilk tatilim. İlk ve son haftaya oradayım. Allah kısmet ederse. Vallahi çok sevindim. Burhanettin Duran'ın zaten beni kesin surette okuyup anladığına dair bir şüphem yoktu. Okan'ın okuyup anladığına ve anlamamasına dair de herhangi bir şüphem yoktu. Dolayısıyla zaten Okan benim haklı olduğumu bildiği için ne yazacağımı da tahmin edebiliyor. Bizim aramızda öyle bir şeyimiz var. Demiştim ya ben tarihten bağımız... beri haklıyım. Evet, yani onu ya ben haklı çıkmamayı çok diliyorum da şartlar izin vermiyor. Yani konuşacağız herhalde şeyin sonunda, programımız en son konusu da oraya kadar yetişebilirse. Şartlar izin vermiyor benim haksız çıkmama diye. Benim yüzümden değil yani. Anladım. Ahmet Kasım'ın ekonomi bölümünü gerçek, programda. İyi beklersin. Gerçekten ekibi özlemişiz. Bir arada olmak, arada kendimiz tabii ki kendi diyalogumuz sürdü ama böyle ekranda bir arada olup fikirleri teatri ettirmek, çarpıştırmak ve oralardan Türkiye için doğruları bulmaya çalışmak çabamıza bu sezonda devam edeceğiz. Hep birlikte aynı saygı ve hoşgörüyle. Okan değindi, ben de değineyim. Yarın 30 Ağustos. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde, kuruluşunda çok önemli bir gün. Ben o 30 Ağustos'u bize hediye eden başta Ulu Önder ve Ebedi Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve bu vatan yolunda gazi olanların tamamını minnetle ve rahmetle anıyorum. Kıymetini bilerek ileriye doğru gideceğimiz daha nice 30 Ağustoslar dileyeceğim. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bir de... ben ihmal etmiş oldum. Ben de katılayım 30 elbette, Ağustos tabii ki. Zafer Bayramı'na, hem Okan'ın hem de Ahmet Kasım'ın söyledikleriyle ilgili olarak. Peki. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi siyasetin sıcak başlıklarına gireceğiz. İzin verirseniz bir kısa arayı tabii başta verelim. Bir ara yapalım. Kısacık, sonrasında siyasetin sıcak gündemine bir bakacağız. Siyasi işlere devam ediyoruz. Açılışta biraz tatilden bahsettik ama tatil bitti ve sıcağı sıcağına gündem de çok yoğun. Siyaset gündemine, hani tatildeyken soğuk sulara dalıyoruz, biz de sıcak başlıklara bir dalalım şöyle siyasi işlerde. Şimdi seçim muhasebesi, daha doğrusu muhalefet adına seçim muhasebesi yapıldı mı? Mutlaka kendi aralarında yapıyor partiler kurullarında ama kamuoyuyla ne kadar paylaşılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda evet, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bazı açıklamalar gelmişti. Daha çok Anadolu'ya çok ulaşamamakla, Orta Anadolu'ya çok ulaşamamakla bir anlamda gerekçelendirmişti seçim sonucunu. Orada bir değişim tartışması
oldu. O tartışmalar nedeniyle de fazla çıkan seslerden duyamadık o seçim muhasebesini. Elbette her parti bir şekilde o muhasebeyi yaptı ama en dikkat çekici açıklamalar İYİ Parti lideri Sayın Akşener'den geldi. Uzunca bir konuşma yaptı 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da. Ve şöyle bir bakıyorum. Sayın Akşener diyor ki sadece iktidarla değil biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En sonunda olmadı, olamadı, olduramadık. Ne söylese kendimizi dinletemedik. İhanetle suçlandık. 3 Mart 2013'te seçim sattığında işittiğimiz hakaretleri unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çok sert ifadeleri var. Okan Müderrisoğlu sizinle başlayalım. Şimdi 3 ay geçti artık biraz daha net bir şekilde herhalde tabloyu yorumlamak mümkün. Muhalefet ne kadar yaptı o muhasebeyi ve İYİ Parti lideri Sayın Akşener'in açıklamalarını burada nereye koyuyorsunuz? Siyasetin tam merkezine koyuyorum. Özellikle muhalefet siyasetinin tam merkezine koyuyorum Sayın Akşener'in açıklamalarını. Fakat biz de muhalefetin siyasal muhasebesi sonuçta hep muhalefetin kazandığı ama kaybetmenin de bir türlü izah edilemediği bir denklemdir. Sayın Akşener, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak yenilgiyi kabul ediyor. Ediyor ama sorumluluğu kabul etmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da kazanamadık ama kaybetmedik. Çok büyük bir ittifak kurduk ve yeni bir dönemin kapısını araladık şeklinde meseleye yaklaşıyor. Dolayısıyla hani hemen yeni sezonun başında Ahmet Kasıman Hoca'ya bulaşmak adına değil ama aynı onun gibi. Sonuçta hep muhalefetin aslında kazandığı bir denklemin mutlaka çıktığını görüyoruz. Yani herkes kendi adına kaybetmediğini, haklı çıktığını ya da kazandığını izah ediyor. Ama sonuçta ortada bir seçim var. O zaman da sandık her şey demek değildir şeklinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in deyişiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği cümlesinde. Herhalde olan bitenin farkında bir tek muhalif seçmen. Ben de onu söyleyecektim. Çok yaşa. Sayın Çelik, sandık ve seçim her şey değildir diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nu da demokrasiyi zehirlemekle eleştirdi. Hatta bence itham etti. Fakat asıl önemlisi siyasi partilerin, üst yönetimlerinin birbirleriyle ilişkileri, konumlanma biçimleri ve parti içi iktidar mücadeleleri bir kenara, o partilere siyaset eliyle ülkenin yönetimine bir şekilde gelmeyi arzu eden seçmen bakımından bakıldığında hakikaten bence makas açılıyor. Bunu tatile girmeden önce program Burhanettin Duran Hoca duygusal kopuş yaşanıyor diye ifade etmişti. Ben bu cümleyi o zaman not etmiştim. Şimdi sakin kafayla bakınca bu duygusal kopuşun, bu mecburiyetin, bu mahkumiyet halinin bence çok ciddi sorgulamaları beraberinde getireceği bir dönemin kapıları artık aralandı. Evet, yerel seçimlerin kendine özgü dinamikleri var. Yerel özellikler var. Bir genel seçim değil, kabul. Ama yine de en büyük kamuoyu yoklaması. Her şeye rağmen bir mesajı var. İster il genel seçimleri üzerinden, ister belediye meclisi üzerinden, nereden bakarsanız bakın bir mesajı var. En büyük kamuoyu yoklaması olduğu için. Ve Sayın Cumhurbaşkanı hem son dönemdeki açık mesajlarında hem son dönemde bizim katıldığımız seyahatlerinde hep muhalefetin hem yerli ve milli karakterine ilişkin problematiğe hem de dişimize göre bir muhalefet bulamadık şeklindeki tespit ve eleştirilerine devam etti. Doğrudur. Hani altılı masa sonra çok kapsamı genişledi, sofralar kuruldu vesaire filan ama birbirine benzemeyen fakat sadece hani Cumhurbaşkanlığını kazanmak üzere konsolide olan siyasi partilerin enerjisini hafife almamak lazım. Ama onun da çok yapay ve dönemsel bir birliktelik olduğu, şimdi kendi aralarındaki kopuşun çok hızlandığı, biraz sonra konuşuruz ittifakla işbirliği arasındaki fark nedir diye. Bu sadece seçmen nezdindeki meşruiyeti yeniden inşa etmeye dönük bir söylem. Yani görev ve sorumluluktan kaçmadığını, bedel ödediğini, ödediği bu bedelin karşılığını alamadığını, üstelik gizli protokollerden sonradan haberi olduğunu, bu nedenle de bu yükü taşımanın artık kendisi açısından mümkün olmadığını ifade eden Sayın Akşener var. Sayın Akşener'in partisinin seçimden hemen sonra yapılan, bence taktik ve stratejik olarak son derecede iyi planlanmış ve resmen hem CHP'ye ve CHP ile birlikteliğe ilişkin öz eleştiri verdiği ama aynı zamanda kendi teşkilatını, kendisine karşı operasyon çeken parti içi ve dışı unsurları da sert bir şekilde eleştirdiği, büyük bir hesaplaşmanın içine girdiği, o konuşması ve 26 Ağustos konuşmasını bir araya getirdiğinizde esasen Sayın Akşener'in
bir siyasal arınma, tabiri caizse bir siyasal günah çıkarma, aynı zamanda siyasal ağırlıkları da atma, bagajdan da kurtulma çabası ve çalışması var. Bu kendisi açısından çok büyük bir adım. Muhalefet siyaseti açısından ise artçı şoklara olacak bence bir ilk adım. Ben burada durayım. Ahmet Kasman, sizin değerlendirmenizi de merak ediyorum. Zira şimdi 3 Mart 2023'te ne seçim sahasında işittiğimiz hakaretleri unutmadı, unutmayacak İYİ Partililer diyor. Ben de hiçbirini unutmadım, unutmayacağım, unutturmayacağım da diyor Sayın Akşener. Şimdi baktığımızda o evet önemli bir gündü. 3 Mart Sayın Akşener'in masadan kalktığı, birkaç gün sonra da geri döndüğü. 4 Mart'ta yaptığı açıklamalar da yine aynı bugünkü, ya daha doğrusu bugün konuştuğumuz 26 Ağustos'taki açıklamalar gibi zehir zemberekti ve o dönem yaptığı tespitler sonra seçim döneminde de iktidar tarafından çok sıklıkla kullandığı bir takım kullandığı deyimler, tanımlamalar. Şimdi buraya da bakıyoruz, çok sert ifadeler var. Bu ifadeler sonrası bir işbirliği, ittifak ne yapmak istiyor Sayın Akşener? Sayın Akşener'in ne yapmak istediği açık, kendini müstakil bir unsur haline getirerek bu muhalefetin içerisinde altılı masa kurulmadan önce İYİ Parti'nin sahip olduğu düşünülen ağırlığı tekrar kazanıp muhalefet cephesinde sağ etrafında konsolide eden aktöre dönüşmek ve böylelikle de iktidarın belirleyicisi ve hatta belki daha uzun vadede, çünkü önümüzdeki seçime zaman var, sahibi olabilecek bir siyasi hareketin lideri olarak kendini konumlamaya çalışıyor Sayın Akşener. Bence çabasının şeyi bu, özeti bu. Bu çabada garipsenecek bir şey yok. Başarılı olup olmayacağınıysa zaman gösterecek. Çünkü Sayın Akşener'in siyasette partisiyle beraber durduğu yer zaten bu yer. Hani merkeze doğru yürüyoruz diye bir ifade de var aynı şeyin içerisinde, bu mealde bir ifade de var aynı konuşmanın içerisinde. Bu da biraz evvel söylediklerimi teyit eden cümle. Çünkü böylelikle ancak bir kitle partisi hüviyeti kazanabilecek İYİ Parti. Çünkü İYİ Parti önüne çıkan fırsatlarla belli seviyelere oylarını ulaştırmış olsa da seçim satımı haline girildikten sonra yaptığı kimi tercihlerle oy oranını koruyamadı. O oy oranı biraz evvel çizdiğim parti profiliyle mütenasipti. Yani seçmen İYİ Parti'ye o sağda ve özellikle seküler sağda bir yer biçmişti ve o nedenle de CHP'de bulunan bir takım ödünç sağ oylar da İYİ Parti'ye doğru yönelmişti. Fakat orada bir şey bence değerlendirirken bir karışıklık oldu diyelim İYİ Parti'de. İYİ Parti'nin aynı zamanda başka bir manası vardı. Şimdi İYİ Parti seçmenine baktığınız zaman bu seçmenin AK Parti aleyhtarlığının ve oldukça yüksek, Cumhurbaşkanı'na ilişkin teveccühünün de oldukça düşük olduğunu, hatta belki CHP seçmeninden daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Profil öyle. Şimdi bu seçmen İYİ Parti'ye, Akşener liderliğindeki İYİ Parti'ye bir misyon biçmişti. Orada bu misyonun teminatını da Meral Hanım olarak belirlemişti bu seçmen. Neydi o misyon? Temeli itibariyle geldiği kökenden bağımsız Meral Hanım'ın sözüyle merkeze doğru gelebileceğine inandığı bir aktör olarak İYİ Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan düşmesi sürecinde ve Cumhurbaşkanı'nın değişmesi sürecinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyordu seçmen. Ve o kayıtla Meral Hanım'ın kimliğine ve sözüne itimaden İYİ Parti'yi destekliyordu İYİ Parti'nin o seçmen kitlesi. Onu çıkardığınız zaman gerçekten sağda hani eli bir türlü varamayıp CHP'ye oy vermeyen, bir ikincisi de MHP'nin daha seküler ve şehirli kısmını çatısı altında toplamış bir partiye indirgeniyor. Üç aşağı beş yukarı ne olduğunu da biliyoruz o oy oranının
ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü sürekli aynı oy oranını tekrar ediyor İYİ Parti. Dolayısıyla o oy oranın ötesine geçebilmesi için şu ana kadar Sayın Akşener'e atfedilen mananın bir karşılığının kurumsal olarak üretilmesi lazım. Çünkü Sayın Akşener masadan kalktığı zaman biraz evvel anlatmaya çalıştığım o seçmenin kafasındaki misyonunu İYİ Parti'nin görmeyeceğini dair algı seçmeni çok kolay İYİ Parti'den uzaklaştırdı. Hemen uzaklaştı seçmen İYİ Parti'den. Çünkü kurumsal olarak orada olduğuna inanmıyor zaten seçmen İYİ Parti'nin şu dakika itibariyle. Evet. Sayın Akşener'in biz merkez sağa doğru yürüyeceğiz dediğinde ifade ettiği vizyon eğer bir gerçeklik kazanırsa, İYİ Parti'nin kurumsallığına sinen bir gerçeklik kazanırsa işte o zaman İYİ Parti'nin belki böyle bir şansı olacak. Sayın Akşener kendini orada konumlamaya gayret ediyor. 3 Mart'ın sizce muhalefet açısından bir bedeli oldu mu? Sayın Akşener'in muhalefet mesela açısından daha ne bedeli olsun? Şunu sormak istiyorum. Mesela yani 3 Mart'ın çünkü Sayın Akşener'in açıklamalarına bakıyoruz. Sayın Akşener diyor ki aziz milletimden özür diliyorum. Sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatan, iki tane ben seçilecek, kazanacak aday bulmuştum ama onların önünü tıkayanlarla mücadele edemedim. Bu nedenle özür diliyorum diyor. Yani tamam kendi adına belki bir muhasebe yapıyor ve sorumluluğu ittifak ortaklarına veriyor ama o 3 Mart'a dair de bir öz eleştiri ya da muhasebe yaptığını görmüyoruz açık konuşmasında. Yani Türkiye'de siyasette kimse öz eleştiri yapmıyor. Kimse öyle bir muhasebe de yapmıyor. Bu bakımdan da pek şaşıracak bir şey yok. Ama 3 Mart'ın bir bedelinin olduğu açık. Yani bunu Sayın Akşener de biliyordur. Herhalde İYİ Parti teşkilatları da biliyor. İki gıdım araştırma bakıp kamuoyunun nabzını tutanlar da biliyor. En son Temel Bey %56'ya kadar gelmiştik dediğinde kullandığı ifadeden Temel Bey'in de mesela bildiğini tahmin ederim. İkincisi 3 Mart'ta yapılan açıklamaların iktidarın seçim propagandasında biraz evvel senin ifade ettiğin birçok argümana sadece kaynaklık etmiş olması değil, aynı zamanda meşruiyet kazandırmış olmasının da bir doğrusu gerçek olduğunu ifade etmek lazım. Bütün bu söylediklerim şu demek değil, onu söyleyeyim. Ben Okan'ın gene hayal kırıklığına uğramaması açısından bunu söylemek durumunda hissediyorum kendisini, kendimi. Yani ben bunu daha önce şöyle ifade etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu tercih edilir bir aday değil ama adaylığı yönetilebilir. Hı hı. Sayın Akşener'in tercih edilebilir olmadığını bildiği noktada verdiği tepkinin ya da adayın Kılıçdaroğlu olarak ortaya çıkmamasını sağlamak için giriştiği eylemlerin yetersizliği konusunda ya da sonuç vermemişliği konusunda yaptığı öz eleştiriyi haklı buluyor. Onu söyleyeyim. Yani orada kendi kendisine söyle. Zaten sonuç belli yani. Evet. Neresini tartışacaksın? O haklı. Ama öte taraftan bir kere aday Kılıçdaroğlu olduktan sonra bu adaylığın iki gıdım yönetilebilirliği varsa 3 Mart bu yönetilebilirliği bütünüyle berhava etmiş olan olaydır. Onun hemen aynen arkasından gene Okan'ı mütebessim görmek benim hoşuma gittiği için söyleyeyim. Onun hemen arkasından yazdığım bir gazete yazım var. Orada da böyle giderseniz bu seçimi kaybedersiniz diye de bir ifadede dostane bir biçimde bulunmuştuk. Haklı çıktım. Yani şimdi ben de ne yapayım? Ben ya hocam siz öz eleştiri vermediniz. Ben bu seçim gitti gidiyor havasında burada yaptığınız konuşmalar için bir öz eleştiri vermediniz. Bizi izleyenlere de en azından işte ay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönetilebilir. Tabii. İşte o iki isim eklenirse belediye başkan adaylığı daha güçlü bir ittifak olur. Bu Türkiye için büyük bir konsolidasyon olur. Farklılıkların bir araya getirilmesi Türkiye'ye huzur ve saadet getirir. Bununla ilgili istiklal dönemi açılır mealindeki konuşmalarınız var. Ama bir 14'te 28 Mayıs gerçeğini bir önce sizin de kabul edip
Yani bunun evet, hani sizin öngörünüzün hilafına sonuçlandığını bir önce bir teyit etmeniz lazım ki ondan sonraki konuşmalarınızı biz de aynı dikkat, özen ve daha yüksek bir saygıyla dinleyelim. Aksi takdirde sadece bir teorik konuşmadan ibaret kalıyor, yanlış anlamazsanız. Hemen vereyim. Kısa olsun ama tabii, lütfen. Ama istediği öz eleştiri çok uzun. Yok canım, yani öngöremedim yapılması... dersiniz tek cümle, zor değil yani. Yok, öngöremedim demem ama yani hislerim gerçeklerin önüne Okan'ın... geçti diyebilirsiniz. Hadi izin verin de resim diyecek mesela, şeyler. Sayın yardımcı hanım, oluyorum dememek için. Okan, hayır, direnmiyorum. Sadece şöyle bir ülkede neden bunun benden başlaması gerektiğini anlamıyorum. Tam 2 sene boyunca faiz inadı ettikten sonra 7,5 puan faiz arttırılan bir ülkede o arkası hiçbir, yarın. Hiçbir o arkası şey yarın. Değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Eğer ekonomi politikasını sanki kendisi muhalefetteydi de iktidara gelmiş gibi yürüten bir siyaset varken. Onu da konuşacağız hocam. Onu da konuşacağız. Son bölümde konuşacağız onu. Eleştiriye diye soruyor. Son bölümde konuşacağız. Burhanettin Duran'a dönelim. Ama şunu da söyleyeyim. İstediği öz eleştiri bakımından. Onu da pas geçmeyeyim Okan'a. Saygım var. Şöyle bir durum gerçekten söz konusu. Evet, son tura kadar hala Kemal Bey'in bu Cumhurbaşkanlığı adaylığını yönetilebilir bulduğum bir gerçek. Ve o yönetilebilir bulduğum adaylığın sonrasında ortaya çıkan bir takım anket sonuçları olduğu da bir gerçek. Bu anket sonuçlarının ne hikmetse bir türlü gerçekleşemediği de bir gerçek. Evet. Orayla o anket sonuçlarının neden gerçekleşmediğiyle benim öngörülerimin arasındaki yerde de öz eleştirim var ama onunla öbürünü bağlayamadığım için öz eleştiriyi tam olarak yapamayacağım diyeyim. Peki. Burhanettin Duran, şimdi Sayın Akşener'in açıklamalarıyla başladık. Şimdi yeni bir yol çiziyor anladığım kadarıyla Sayın Akşener. Ve diyor ki hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne sofrasıydı? Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim. Kuruyoruz. Herkese açık soframız diyordu. Sayın Akşener diyor ki kapımız herkese açık değil. Her gelene evet demiyoruz. Bu yeni çizeceği yol içinde bir ipucu herhalde. Ne dersiniz? Evet. Sevgili Ahmet, bence Meral Akşener belki beklendiği ölçüde bir manifesto ortaya koymadı ama kendi siyaseti açısından yeni bir yol izlemeye çalışacağını ve bunun içinde hem iktidara hem de muhalefete çeşitli eleştiriler getireceğini, kendisine bir üçüncü yol konumu oturtabilmek için bunu yapacağını gösterdi. Ve anlaşılan o ki bundan sonra da devam edecek. Yani bu yeni başlangıç denilen şey bu. Baktığımızda içinde milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü ögeler var, sağ ögeler var. Bunun değerlendirmesine gireceğim ama önce şu muhasebe meselesine biraz değinmek isterim. Tabii şimdi bu siz seçimler... Siz muhalefetin sağlıklı bir muhasebe yaptığını düşünüyor musunuz? Geride kalan 3 ayda. Muhasebe ihtiyacının bütün siyasiler, hatta siyasilerden öte içerisine bizleri de alacak şekilde siyaset yorumu yapan bütün herkesi içermesi gerektiğini düşünüyorum. Az önce de Okan zaten ona dair bir değerlendirme yaptı. Şimdi çok siyasallaşmış bir ülkenin durmadan siyaset konuşan insanları olarak kimi zaman bazı şeyleri siyasetçilere de bırakmayan hani değerlendirme ve bilme anlamında insanlar olarak birçok şeyi konuştuk, birçok şeyi değerlendirdik ve günün sonunda 28 Mayıs'ta ortaya çıkan sonuç, hatta 14 Mayıs'ta ortaya çıkan sonuç sadece muhalefetin iddialı partilerinin, kendisinin adaylığını dayatan Sayın Kılıçdaroğlu'nun, onu eleştirenlerin, ona hayır kazanamazsın diyenlerin, bütün onu destekleyen partilerin ama aynı zamanda bu yorumu yaparak yani bu yorumlara destek veren yazarların, köşe yazarların, analistlerin vesaire hepsinin toplu bir muhasebesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla biz NTV'de hatırlarsanız siyasi işlerde bir dip dalganın olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olduğunu söylediğimizde muhalefet ve burada Ahmet Kasıman da aynı görüşteydi. Onlarsa tam tersi şeyleri söylediler ve sonuçta anketler
yanılmadı. Anketler aslında seçmeni ölçemedi. Ve ben hani çalışmalarına değer verdiğim bazı anket çalışması yapan arkadaşların sandık başı etkisi şeklinde açıklamaya çalıştıkları şeyin aslında sahada olduğunu ve bazı anket şirketleri tarafından görüldüğünü biliyorum. Ama o kadar siyasallaşmış ve yoğun bir tartışma vardı ki muhtemelen örneklem sorunlarıyla buraya ulaşamadılar. Belki CHP Genel Başkanlığı'na verilen ısmarlama anketlerden hiç bahsetmiyorum da zaten. Dolayısıyla bu zor bir seçimdi ve muhalefet de büyük bir koalisyon kurdu. Bu büyük koalisyon sağ partilerin, İyi Parti ve diğer küçük sağ partilerin CHP ile zor ittifakıydı. Yani bu ittifak bir araya gelmesi gerçekten zor bir ittifaktı. Ve temel haricinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı vardı. Fakat bu sermaye yıllar içerisinde tüketile tüketile ama özellikle de başkanlık sisteminin mahiyeti gereği aslında eski etkisini yitirmişti. Buna rağmen bu sermayenin ötesinde bir ortak politikalar mutabakat metni oluştursalar bile bunu ortak bir vizyon olarak sunamadılar. 8 tane adayın, pardon, bir tane Cumhurbaşkanı adayının 7 tane ya da yanlış mı sayıyorum? 8 tane miydi? Artık yani kafam bile karışıyor bu sayılarla ilgili olarak. Yani 2 tane belediye böyle, başkanı var, 5 tane genel başkan, genel başkan var, 7 oluyor. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısının çıkıp konuştuğu ve kendi adaylığını ortaya koyduğu bir dağınıklığın Sayın Karamollaoğlu'nun çok net ifade etti. Yani yanlış bir işin ne işi şekli vardı o kadar kürsüde. Yani bir dizi hatalar sonucu buraya gelindi. Yapılacak muhasebede acaba 3-6 Mart bir hata mıydı, zarar verdi mi? Evet verdi. Ama 3-6 Mart'a kalması o işin ve Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini dayatmış olması da zarar verdi. Onun öncesinde Akşener'in durmadan İmamoğlu ya da yavaş olsun demesi de zarar verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi en sona bırakıp en son biz beşimiz karar verir, sen kendi bilirsin nasıl yapacağını demiş olması da zarar verdi. Daha da önemlisi 14-28 Mayıs arasındaki o son hamle, yani ben Zafer Partisi'nin desteğini alayım diye aşırı sağa savrulması Kılıçdaroğlu'nun, o da başka bir hataydı. Yani birden fazla hatanın, bir dizi hatanın bugün muhalefeti getirdiği yerde bu mesele, muhasebe meselesi file benziyor. Herkes bir tarafından tutuyor ve kendi haklı olduğu yerden bakıyor. Akşener filin birden fazla organına dokunuyor ama sonuçta o da filin tamamını göstermiyor. Yani en başından itibaren, mesela tersten bakalım, en başından itibaren Kılıçdaroğlu isminde uzlaşsalardı ve uzun bir kampanya süreciyle kendi içlerinde daha türdeş bir şekilde davransalardı, bu mümkün olur muydu? Ama o zaman da şu soruya gelirim ben. Aslında bu partiler bir araya gelmesi mümkün olmayan partilerdi. Siz İyi Parti'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına zorlarsanız, HDP, Yeşil Sol Parti ile birlikteliğe zorlarsanız tabii ki seçmenini tutamaz. Ben her şeye rağmen İyi Parti'nin yine iyi oy aldığını düşünüyorum. Çünkü mahcup seçmen etkisinin en fazla görüldüğü parti İyi Parti oldu. Yani İyi Partililer sahada kendilerinin söyleyemediler İyi Partili olduklarını. Neden? Çünkü partilerine bakıyorlar ve bizim burada olmamamız lazım, bizim bunları söylüyor olmamamız lazım konumuna düştüler. Bu koalisyonu kurmanın zorluğuydu. Bu büyük koalisyonu kurmanın zorluğuydu. Bütün partiler buradan yara aldı. Ben baktığımda mesela DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, bunların hepsi zarar gördü. Belki onar milletvekili çıkaranlar oldu ama parti tabanları olarak hatırlayalım. Bunlar ilk çıktıklarında hem Davutoğlu hem Babacan, bunlar tek başına iktidar olmayı düşünüyorlardı. Sonunda gele gele yüzdelikleri bilinmeyen, bir midir, iki midir, CHP'liler tarafından sizin bir karşınız yokmuş denilen, hani biz oyları topluyoruz, %25 çıkıyor ve siz neredesiniz denilen konuma düştüler. Kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Siyasi işlerde şu değerlendirme ya da eleştiri çok sık yapılmıştı. Bu ittifak siyaseti de kimliksizleştiriyor. İşte benzemez partiler ortak bir amaç için bir araya geliyor ama her birinin politikası aslında farklı. O politikalarla seçmenin karşısına çıkmıyorlar ve ne söyledikleri ortaya çıkmıyor diyordunuz. Şimdi baktığımda Sayın Akşener'in açıklamaları, sadece Sayın Akşener değil, Sayın Kürşat Zorlu'nun açıklamaları var. Sanki o dediğiniz, yani daha ittifak siyasetinden uzak, daha kendi kimliğiyle siyaset sahnesinde olma arzusu içinde sanki İyi Parti bundan sonraki süreçte. Evet, bence İyi Parti'nin adını koymadığı şey ittifak siyasetinin yanlışlığı. Evet, ittifak siyasetinin Türkiye siyasetine zarar verdiğini söylüyor ama şunu söylemiyor. Biz birlikte olmamamız gereken bir ittifakın içindeydik demiyor. Çünkü bunun bir öncesi var. 2019'da bir işbirliği yapılmış, sonrasında 2023'te bir ittifak. Ala ile Vala ile kurulan bir altılı masa var.
Ama altılı masanın sonunda geldiği yer Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki kişinin namusuna teslim dediği ama Özdağ'la yaptığı pazarlığın da duyulduğunda hiçbir parti genel başkanın haberinin olmadığı, hatta CHP'lilerin tepki koyduğu bir yere geldi. Hı hı. Şimdi sonunda bence en büyük sıkıntı şurada oldu muhalefet açısından. Bir masa kurmanın, bir büyük koalisyon kurmanın canını çıkardılar tabiri caizse. Yani tekrardan bir daha bir araya gelelim, bir ittifak kuralım denilecek halleri kalmadı. Bunun muhalefet için en büyük yara olduğunu düşünüyorum. Yani sadece aldıkları %48'den bahsetmiyorum. Evet, %48 bir yenilgidir. Gerçi Kılıçdaroğlu başta onu yenilgi olarak da görmüyordu ama ağır bir yenilgidir bu. Evet. Bunun kendisi yani koalisyon fikrini seçmenin zihninde parçaladılar. Bu hayal kırıklığı yükseltilmiş iddianın ve beklentilerin karşılanmaması değil sadece. Bir dizi hatanın da sonucu. Peki şimdi yeterli muhasebeyi yapabiliyorlar mı? Bence doğru bir muhasebe yapılamıyor. Herkes bir tarafından tutuyor ve muhalefet yeni bir bu hatalar zincirine yeni bir zincir ekliyor. Ve bu haliyle de iktidarın elini kolaylaştırıyor. Hı hı. Ki bugün iktidar açısından baktığımızda ekonomik meseleler, evet, bizim programında sonunda konuşacağız, en önemli meseledir. Doğru. Yani hayat pahalılığı, enflasyon seçmen açısından bakıldığımızda en zorlanılan konu olduğuna göre şimdi bizim baktığımız yerde eğer Akşener ittifak meselesini sorunsallaştırıyorsa, hı hı, siyaseten doğru bir şey yapıyor ama günün sonunda eğer birkaç ay sonra ben işbirliği yapıyorum, bu ittifak değildir diyerek yine CHP ile bir araya gelecekse, hı, şehirleri bir şekilde bölüşeceklerse aday olarak, o zaman bu ittifak eleştirisinin de çok bir anlamı olmuyor. Anladım. Ama şunu yapmaya çalışıyorsa, hatırlarsanız o zaman da söylemiştim hemen seçimlerden sonraki konuşmalarda, bir üçüncü yol denemesi. Ben iktidarın da eksiklerini görüyorum, muhalefetin, CHP ana muhalefetin iktidarın eksiklerini de görüyorum ve kendim yeni bir çıkış arıyorum. Bu Türkiye siyasetine çerçeve getirecek, yeni bir ortak zemin oluşturacak, insanlara bir vizyon verecek bir yerden yürümek istiyorum diyorsa Akşener, bu yoldan biraz uzun yürümek zorunda. Yani öyle bir iki konuşmanın sonunda tekrar pazarlıklara girerse o zaman iş şuraya gelir. Yani İmamoğlu'nun ben zaten ablasıydım. Yavaş da bizim partiye yakın birisi zaten. Hani bütün bu meselelerin hiçbirisi yokmuşçasına eğer konu genel müdürlük sayısında konuşulacaksa, ki o soruları da kendisine sorulan sorularda bu da var. Genel müdürlüğün İBB'deki iki tane genel müdürün İYİ Partili olduğunu söyledi. Anladım. Yani sanki kota şeyi yapılmış anladığım kadarıyla. Pazarlığı mı yapılmış ya da bölüşümü? Şimdi iş oraya geldiğinde seçmen ne der biliyor musunuz? Bitiriyorum Ahmetciğim. Seçmen şunu der. Nerede sizin ilkeler üzerindeki, politikalar üzerindeki, Türkiye'nin gidişatı üzerindeki ittifakınız nerede? Şimdi sonunda geldiniz genel müdürlüklere, kimin aday olduğuna, nerede aday olduğuna, hangi ilçenin size verildiğine dair bir pazarlığa getirdiniz bu işi der. Seçmenin tepkisi öfkeden daha öteye geçti. Şu an yabancılaşma sürecinde. Yani apolitizasyon, evet, denilen aşırı siyasallaşmanın getirdiği bir apolitizasyon konuşuluyor bugün. Doğru, ben çevremde de görüyorum. Muhalefet seçmeninde dediğiniz gibi bir apolitizasyon, yani bir uzaklaşma, bir umutsuzluk. Yani CHP'li, İYİ Partili, işte çevremdeki dostlarımla konuştuğumda mesela İstanbul'u da kaybettik diye bakıyorlar ki önümüzde aslında uzunca bir süre var. Yani bu enerjiyi de nasıl pozitife çevirecek muhalefet, o da onlar için zor bir süreç. Ahmet Kasman, İYİ Parti ya da Sayın Akşener artık ittifak kelimesinin üzerine çiziyor mu? Yani o fikre tamamen kapıyı kapadı mı? Ne dersiniz? Bence hayır. Burhanettin'in işaret ettiği türde bir işbirliği gelecek tahmin ediyorum. Büyük şehirlerde bunun arkasından bir gevşek işbirliği. Yani gevşek işbirliği derken ne demek konumlamak şunu demek istiyorum. Kendisini konumlamak istediği, biraz evvel tartıştığımız sağ siyasetteki yer var ya, oraya ortak olabilecek olan kim var kim yok onlardan uzak durduğu, kendisiyle çok kolay kontrast edebileceği CHP ile işbirliğini sürdürdüğü, aynı 2019'da olduğu gibi. Ve bu işbirliğini de seçerek ve oldukça pazarlıkçı bir biçimde hayata geçirdiği bir modeli tahmin ediyorum Sayın Akşener düşünüyor. Bu modelin biraz evvel hem Burhanettin'in hem senin değişik kelimelerle ifade ettiğiniz o seçmendeki duygusal kopuş, yabancılaşma, apolitizasyon, nasıl diyeceksek onun adına,
tahtında ne karşılık görüp görmeyeceğini kestiremiyorum. Ama çok olumlu bir karşılık göreceğini de doğrusu düşünmüyorum. Peki. Yani illa Burhanettin'in söylediğini mi söyler seçmen, ondan emin değilim ama bu minvalde bir şey söyleyecektir. Anladım. Peki Okan Müderris soruna döneyim. İttifakla işbirliği arasında fark nedir? Siz nasıl kurarsınız o denklemi? Ahmet Hoca bunun için çok çaba sarf etti. İttifak konusunda evet dedi, devam edecek ama sonra bunun adını gevşek işbirliği koydu. İttifak etmek, müttefik olmak ve aynı zamanda siyasal rakip olduğunuz partinin bir amaç uğruna bagajını, ajandasını da üzerine aldığınız bir tablo ifade ediyor. İşbirliği ise seçmene yerel düzeyde izah edilebilecek ve kazanmaya endeksli, kazan kazan anlayışıyla hem partililerin hem partinin tatmin edilebileceği, hocanın gevşek işbirliği dediği bir yaklaşımı ifade ediyor. Ama şunu unutmayalım, bu mahcup seçmen ifadesi çok önemli. Sayın Akşener üzerinden siyasal ağırlık atarken, 26 Ağustos konuşmasında tekrar dönmeyelim orada ama hani PKK ile yapılan işbirliğinden başlıyor ve bunları bile bile meydanlardaydınız. Ve ancak son gün Tandoğan Meydanı'nda partinin bir gazisini çıkararak, terörle mücadelede bedel ödemiş insanlar bizim içimizde, biz terörle mücadelenin tam merkezindeyiz diyebildi. Ama o zaman da zaten iş işten geçmişti. Hani sadece Burhanettin Hoca'nın ifade ettiği 14-28 Mayıs arasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrı bir savrulma yaşayarak Ümit Özdağ ile parti sözcüsü Faik Öztrak'ın yalanladığı, onun bile bilmediği işbirliği varsa, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aslında kampanyasının ikinci aşamasına geçti. 14'te 28 Mayıs'ta PKK terör örgütü ve Kandil'in söylemleriyle CHP arasındaki siyasal amaç birlikteliğini vurgulamaya çalıştı Cumhurbaşkanı. Evet, iddialı bir takım görüntüler, CHP'lilerin eleştirdiği, aslında bizim bu şekilde bir kesişmemiz yok dediği ama siyasi rekabet içinde tolere edilebilecek şekilde kullanılan argümanlar vardı. Şimdi ikinci aşamasına geçti. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Parti sözcünüzün bile bilmediği Ümit Özdağ ile Zafer Partisi ile yaptığınız işbirliğinin HDP Yeşil Sol Parti'deki karşılığını da şimdi açıklayın. O yüzden Sayın Akşener, Ahmet Kasımhan Hoca'nın dediği gibi müstakil konuşlanmaya çalışıyor ve bütün bu bagajlardan kendisini arındırmak ve artık bununla yük alarak devam etmek istemiyor. Hiç kazanmayan, hakiki manada bütün bu işbirliği içinde fedakarlık yapan, kendim bile aday olmadım. Yeter ki hani 20 yıl sonra ilk kez kazanmanın eşiğine geldiğimiz bu senaryo hayata geçsin diye uğraştım diye ifade ettiği. Ama bundan sonra tek tek sıralıyor. Hani terörle mücadeleden başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk sözünü kullanmayanlara varıncaya kadar bunlarla diyor benim herhangi bir şekilde yol yürümem mümkün değil. Burhanettin Hoca'nın üçüncü yol dediği hususu aslında Sayın Akşener bir deneme olarak gündeme getirdi bazı parti sözcüleri aracılığıyla. MHP'ye AK Parti'den ayrışın, biz milliyetçi bir cephe oluşturalım şeklinde. Ona da Sayın Bahçeli zaten çok sert ve net hem parti sözcüleri aracılığıyla hem kendisi farklı mahfillerde ve platformlarda cevap verdi. Her parti ayrı ayrı girsin sözüne de cevabı var Sayın Bahçeli'nin. Elinizi tutan mı var diye. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin yaptığı görüşmeyi de önemsiyorum. Çünkü genel seçimlerde AK Parti ile MHP hakiki anlamda etkili milletvekilliği seçimini doğrudan bağlayacak bir işbirliğini, o ittifak zinciri içindeki ortaklaşmayı başarıyla hayata geçiremedi. Sonradan yapılan çalışmalar belli il ve liste bazında bir fermuar yöntemi uygulansa Cumhur İttifakı'nın 15 fazla milletvekili çıkarabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile yürütülecek müzakereleri kimin götüreceği ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de buradaki pozisyonuyla AK Parti'nin pozisyonunu ne kadar yakınlaştıracağı da önemli. Neden? Sayın Bahçeli genel seçimler öncesinde çok erken bir tarihte partisinin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na ileterek hani bir anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem siyasal kimliğini ve kendi logosuyla seçime girme iddiasını güçlü bir şekilde vurgularken ama aynı zamanda
belli işbirliklerinin gerçekleşebileceği, liste ortaklaşmalarının gerçekleşebileceği noktada arzu edilen performansa, arzu edilen fedakarlığa ulaşamadığını görünce bu şekilde bir yol çizdi. O nedenle şimdi bugün Sayın Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yerel seçimlerde işte Sayın Akşener'in ifade etmeye çalıştığı ama tam adını koymadı ama AK Parti ve MHP'nin çok net adını daha önce koyduğu ve sürdüreceği bir ortaklaşmanın, işbirliğinin daha önce denenmiş, başarılı olmuş bu modelin daha etkili bir şekilde hayata geçmesine ilişkin de bir ön görüşme yapıldığını, bir ilk adımın atıldığını söyleyelim. Ama işin en başındaki husus şudur. Sayın Akşener önümüzdeki 5 yılı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. O yüzden de Burhanettin Hoca çok benim de istifade ettiğim bir tespitte bulundu. Hani bu bir iki konuşmayla ve hani böyle retoriği yüksek bir takım ifadelerle geniş kitleleri ikna etmeye yetmez. Bu uzun bir yolculuk. Peki dolayısıyla buradaki... yine hani kısa vadeli oportunist, adı ittifak olmayan işbirliği diye yine Ankara İstanbul'da adayımızı çıkaracağız ama deyip pazarlık yaparsanız Sayın Akşener'in hem Sayın İmamoğlu'ndan hem de Sayın Yavaş'tan alacaklı olduğunu düşünüyorum ben. Her ikisi de Sayın Akşener'i 3-6 Mart arasında aslında bir sürece doğrudan dolaylı azmettirdiler. Ama daha sonra o cesareti Sayın Akşener'in ifadesiyle gösteremediler. Bence bunu daha iyi izah etmeliler. Ve CHP'li olduklarını ve genel başkanın Cumhurbaşkanı adayını desteklediklerini ifade ederek Sayın Akşener'in kazanmanın eşiğinden döndük dediği ve konuşması gerekenler susuyor dediği o tarihi sorumluluğu da hala üzerinde taşıyor. Dolayısıyla her ikisi de Sayın Akşener'e borçlu. Kazanma ihtimalleri önümüzdeki seçimde Sayın Akşener'in alacağı pozisyona ve kendisini yarı yolda bıraktıkları o tutumu kamuoyu önünde izahlarına bence çok doğrudan bağlı. Peki. Devam edeceğiz. İzin verirseniz bir kısa ara verelim. Aranın ardından hem Sayın Akşener'in her parti kendi adayıyla girsin seçime çağrısını hem de İstanbul-Ankara İYİ Parti diyor ki adaylarımızı çıkaracağız, hazırlıyoruz. Eğer çıkarırsa ne olur? Yoksa o cümlenin sonuna bir ama, bir pazarlık mı söz konusu? Bunu konuşmak isteriz. Zira İmamoğlu ve Yavaş üzerinden de kısa bir ara devam edeceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde hem muhalefet açısından seçim muhasebesi konuştuk. Hem de Sayın Akşener'in ittifaklara ilişkin açıklamaları vardı. Sayın Atlı, sizinle başlayalım bu bölüme. Sayın Akşener'in yerel seçimde herkes kendi adayıyla çıksın meydana şeklinde bir anlamda bir hodri meydan çıkışı var. Ne kadar karşılık bulur? Tabii İYİ Partililere baktığımızda AK Parti'nin yanısını bekliyoruz diyorlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Bahçeli elinizden tutan yok. İstiyorsanız tek başınıza çıkın. Biz Cumhur İttifakı olarak ilkeli bir şekilde ittifakımızı sürdüreceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi Sayın Zorlu diyor ki İstanbul ve Ankara için bizim adayımız var. Ne olacak peki? Yani şimdi İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday mı çıkaracak ya da bu adayları destekleyecek mi? Çünkü baktığımızda Sayın Akşener'in sitemi de var bu iki isme. Yanlarında durdum ama gerekli cesareti de ortaya koymadılar diyor. Yani bunu anlıyoruz açıklamalarında. Ne dersiniz, İstanbul ve Ankara için İYİ Parti'nin yaklaşımı ne olacaktır? Ben en sonunda o adayların gösterileceğini pek zannetmiyorum. Velev ki gösterildiler. Bu durumda da İstanbul ve Ankara şehirlerinin kaderine ilişkin iki tane ihtimal var. Ya iktidar kazanacaktır ya bu adaylar kazanacaktır. Bunun İYİ Parti açısından manasına gelelim. Çünkü soruyu oradan sorduğun için o bağlamda cevap vereceğim. Eğer iktidar adayları bu iki büyük şehri kazanırsa o durumda İYİ Parti'nin bundan kazanacak hiçbir şey yok. Eğer muhalefetin adayları İYİ Partisiz bu seçimleri kazanırsa bu İYİ Parti açısından gene kazanacak hiçbir şey yok manasına gelir. Dolayısıyla eğer rasyonel düşünürse İYİ Parti muhtemelen işte hepimizin biraz evvel bahsettiği gevşek işbirliğini en azından bu iki şehirde sürdürecektir. Ama buna karşılık parti tabanına gösterecek de
bir şeylere ihtiyacı var. Ne gibi? Sayın Akşener'in. Yani buna evet dedik ama bunun karşılığında diyeceği. Ha işte onun bu apolitik duygusal olarak kopmuş seçmende ne etki yaratıp yaratmayacağını dediğim gibi bilmiyorum ve doğrusu bugünden kestirmeyi de oldukça zor buluyorum. Fakat çok olumlu olacağını hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. O nedenle yani pazarlık bir noktada kavramı sanki muhalif seçmende biraz bir uzaklaşma, bir antipati yaratıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ne dersiniz bu saatten sonra? Yok yani yarattı muhakkak. Çünkü hani dünyanın herhangi bir yerinde, tarihin herhangi bir döneminde kaybedilmesi olağanüstü zor bir seçimi kaybetti muhalefet. Yani şundan kaybetti, bundan kaybetti falan bunu bir yana bırakalım. Ama kaybetti. Şimdi bunu kaybettikten sonra işte biz Okan, ben, Burhanettin birbirimize takılabiliriz. İşte hani fikrimizi söyledik diye öz eleştiri de verdirtebiliriz. Bunun polemiğini de yapabiliriz falan filan ama ortada bir şey var. Siyasi olarak liderlik pozisyonunda olan ve bu hikayenin sonuçlarının sorumluluğunu taşıyanlar var. İşin doğrusu o sonuçlara ilişkin Burhan'ın söylediği doğru. Herkes kendi perspektifinden fil tarif eder gibi giriyor mevzuya. Bir şey daha var. 5 sene sonraysa seçim, yani yerel seçimleri aldın, iyi de bir sopa yedin, kaybettin. Muhalefet adına söylüyorum. Tamam, peki sonra 4 yıl sonra yerel seçimlerin ardından normal koşullarda genel seçim var. 4 sene Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı mı olacak? Yani 4 sene sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani ben genç fetişizmi içinde bir adam değilim. Yaşım da zaten artık o genç fetişizmi içerisinde olma eşiğini çoktan aşmış vaziyette. Ama hani Kemal Bey hala CHP'nin genel başkanı mı olacak o seçimlerde? Meral Hanım aynı şekilde. 5 sene sonra hala aynı şeyle, performansla İYİ Parti'nin genel başkanlığını mı yürütecek? Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman herhalde muhalefette bir değişiklik olacak. Şimdi bu değişikliğin olması için, bak Okan'ı sevindireyim, hazır bugün bayram günü yarın. Bu değişikliğin 2 tane yöntemi var. 1, çok acı bir sopa yersin. Tamam mı? Çok acı bir sopa yersin ve yediğin o çok acı sopanın arkasından yaparsın o öz eleştiriyi. Ya da yapmazsın, kimsenin umurunda olmaz ve değişirsin. 2, baştan oraya o öz eleştiriyle girersin. En azından yenilsen bile bundan sonrasına taşıyacak umut, siyasi kredibilite ve seçmenin indinde de hayır ha hatırlanacak bir hatıran olur. Ve bu yollar uzun yollar. Bak Burhan'ın o söylediğini Okan önemsedi, ben de çok önemsedim. Bunlar uzun yollar. Bu böyle kısa yolla geldik yani. Biz kısa yolda olağanüstü bir kısa devre yaptırma şeyleri vardı. Şansları vardı muhalefetin iktidar karşısında. Bu seçimi kazanmalılardı. O yol önlerindeydi. Ben hala ne olursa olsun 6'sının bir arada olabilmesini önemsiyorum. Ben hala o günkü siyasi üslupta doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır, yalan da yalandır olmayan şeylerin bir biçimde görüntüleriyle servis edilmesi ahlaken doğru değildir diyorum falan ama yani günün sonunda birader orada o seçim oraya geldiyse kazanacaksın. Şimdi kazanamadıysan ve seçmenin tepkisi de buraya geldiyse buna yok hükmündeymiş gibi davranmak pek akılcı değil. İstanbul'da bu manzara nasıl değişir söyleyeyim. Ya Ankara'da Mansur Yavaş'ın her halükarda İYİ Partili, İYİ Partisiz bir şansı var.
İstanbul'da, İstanbul'un demografisi, seçim sonuçları falan baktığınız zaman İmamoğlu'nun bir ittifaka ihtiyacı olduğu gözüküyor. Şimdi bu ittifakı kurgulayamazsan muhalefet olarak ve İmamoğlu hala aday olursa, o durumda bak iki tane gene senaryo. Bir tanesi, iktidar büyük bir hata yapar. Büyük bir hata yapar iktidar. Ve bu hatanın sonunda Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyetiyle ilgili mevzu kaynar, 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 kaynar bir noktaya gelir. Tahmin bu. Yanılabilirim, yanılmayabilirim ama ben şöyle söyleyeyim. Eğer öyle olursa 2028'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur desem, bu büyük bir ihtimalle doğru çıkar. Ya da İmamoğlu'nun mahkumiyeti meselesi, bu eftir püftür konu, evet, üzerinden gidilerek yeniden gündeme getirilir. Ama bir sonuca ulaştırılmaz. Bu durumda İmamoğlu A kazanır. Kazanırsa artık kimsenin küçük kardeşi olmaz İmamoğlu. Onun karşısında CHP Genel Merkezi'ndeki anti İmamoğlu şey de duramaz, baraj da duramaz. Kendilerine göre sebepleri var ama duramazlar. Yani bu artık o noktadan sonra imkansız hale gelir. Ya da İmamoğlu kaybeder, o zaman da dönülüp kimin yüzünden kaybetti dendiğinde muhtemelen seçmenin, muhalefet seçmeninin indinde sıralama yapıldığında Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedilmesinin en son sorumlusu olur. Onun üzerinde başkaları olacaktır. Anladım. Şimdi bütün bunları hesaba kattığımız zaman o halde bir tek gerçeklik var. O da bir öz eleştirinin ve bu öz eleştiri tahtında uzun bir yola çıktığının farkında bir muhalefetin yeniden yapılanmasının gerektiği. Çünkü bu koşullarda 20 kere seçime girseniz çok belli ki 20'sinde de Recep Tayyip Erdoğan, demiyorum AK Parti falan mı, Recep Tayyip Erdoğan o seçimi alacak ve sen kaybedeceksin. Peki. Burhanettin Uğur, şimdi İstanbul için konuştuğumuzda Sayın İmamoğlu, tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları alevlenince acaba Sayın İmamoğlu, ki bu tartışmayı da başlatan isimdi, bir genel başkan adayı olarak ortaya çıkar mı diye merak ediliyordu. Sayın İmamoğlu bir basın açıklamasıyla işte benim hayalim İstanbul, İstanbul için yola çıkıyorum dedi ve bir İstanbul ittifakı kurmak için de çalışacağını söyledi. Şimdi Ahmet Kasuman da altını çiziyor. Bir ittifak olmazsa kazanması zor İstanbul'da. Sayın Akşener'in açıklamasına bakıyoruz. Kapımız herkeslere açık değil diyor. Ki orada çerçeveyi de çiziyor. Kimlerle yan yana dururuz, kimlerle yan yana durmayız da çok net ifadelerle kamuoyuna deklare ediyor. Şimdi ortada bu çerçeve varken İstanbul özelinde bir ittifak Sayın İmamoğlu kurabilir mi? İstanbul'da ne olacak? İyi Parti bu nasıl da, bir yaklaşım sergileyecek? Yani bu da İmamoğlu, hatta Yavaş'ın karşı karşıya olduğu meydan okuma gibi görünüyor. Yani bence İmamoğlu bunun farkında, bu değişim söylemini üretirken aynı zamanda İstanbul'da nasıl kazanabileceği üzerine kafa yormuş olmalı ki bu açıklamayı yaparken İstanbul İttifakı kavramlaştırmasını yapıverdi. Mesela o ittifakta Yeşil Sol ya da HDP olacak mı, olmayacak olmak mı? Zorunda. Eğer söylediği İstanbul olacak? İttifakını kurabilecekse İmamoğlu bunu sağlamak zorunda. Doğru. Yani şu an itibariyle baktığımızda muhalefetin bu dağınıklığı, seçim kaybetmiş olması önemli bir dezavantaj. Ama öbür tarafta ekonominin gidişatıyla ilgili seçmenin şikayetleri açısından baktığımızda bu da iktidarın, Cumhur İttifakı'nın aleyhine olan bir durumdur. Şimdi bu ikisinin dengesinde nereye gider bu? Seçim zamanı yaklaştığında ekonominin gidişatı ile ilgili olarak algı nedir? Biraz bu da önemli olacak. Ama şurası çok net. Cumhur İttifakı bir tarafıyla kendi içerisinde hala belli bir bütünleşik yapısını koruyor. Bir kere AK Parti ve MHP ikilisi zaten hiçbir zaman bu sıkıntıyı yaşamadı. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye'nin yönetilmesinde, ortak politikaların belirlenmesinde birlikte hareket etti. Seçime giderken de bu başka partilere de katarak genişlemişti. Şimdi o ittifak belirli politikaları tercih etme anlamında bir yerde duruyor.
Ama karşısındaki ittifak, Millet İttifakı dediğimiz ittifak, sadece seçim bitti, o zaman herkes kendi yerine gitti, dağınıklığı yaşamıyor. Hala yenilginin muhasebesiyle, karşılıklı suçlamayla, öz eleştiri yapmamakla, çünkü öz eleştiri yapmak da zor. Kendi öz eleştiri yaptığınızda diğer parti işte bak suçlu buydu diyecek. Onun yorumcuları, partilileri konuşmasa bile yorumcuları sizi mahkum edecek. Şimdi Akşener söyleyiverdi ama 3 ay sonra bunu söyledi ve yaptığı öz eleştiride de kendinden ziyade karşı tarafı aslında. Yani karşı taraf beni dinlemedi, ben onlara bunu dinletemediğim için özür dilerim diyor. Yoksa ben hata ettim, şunu yanlış yaptım demiyor. Bu doğruyu neden başaramadım diye bakıyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu susuyor. Bence susması çok anlamlı. Çünkü her konuştuğu şey bu dağınıklığı böyle çarpan etkisiyle arttırır. Hı hı. Zaten kendi genel başkanlığıyla ilgili çeşitli eleştiriler altında yapılmadık suçlama kalmadı ona karşı. Yani Cumhur İttifakı'ndan daha çok eleştirdi CHP çevreleri. Sanki Sayın Kılıçdaroğlu yerel seçim için ittifakların çok gerekli olduğunun farkında olan bunun tek farkında. Siyasi gibi duruyor. Bunun böyle. Farkında ve kendisi konuşursa bir daha o şeyi toplayamaz. 2019'da bu fikir, bir araya gelme fikri İYİ Parti'den gelmiş olabilir ama 2019 ve 2023 ittifaklarını toparlayanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görmek lazım. Bunu İmamoğlu da görmesi lazım. Hı hı. Yani bir ilçe belediye başkanı iken onu ortak aday haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi genel başkanlık tartışması doğru. Çerçevesinde adı çok geçiyor ama hatta ben şunu söyleyeyim, yani seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok örseleyecek şekilde durmadan İmamoğlu ve mu yavaş olsun, İmamoğlu yavaş olsun diye onun önüne getirilmiş olmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Neticede geldiğimiz yerde Akşener'in söylediği şey ittifakları sorgulamaktır. Eğer ittifaklar sorgulanacaksa, şimdi biz iki tane olgudan dolayı bu ittifak sisteminin öne çıktığını gördük. Bir, %50+1 meselesi. Bence bu ille de şart değildi. Çünkü birçok sistemde görüyoruz. Yani 3 tane aday, 4 tane aday çıkıyor. İkinci sırada çıkan bile seçilebiliyor. Yani ille de ikinci tur 2 tane ittifakın olmasını gerektirmiyor. Ama Türkiye'de bu başkanlık sistemi geldi ama daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir koalisyon kurma isteği. Onu otoriterlikle suçlayarak vesaire falan. Şimdi Kılıçdaroğlu bunun peşini bırakmıyor. Şimdi seçimlerin meşruiyetine dair bir tartışma. Bu CHP'nin, eğer CHP böyle bir şekilde devam ederse bu diğer sağ partileri de yoracak bir yük. Bence Akşener şimdiden oradan ayrışarak o yükü de istemiyor aslında. Yani CHP'nin politikaları, CHP kendisi devam etsin. Hı hı. Çünkü masayı toparlayan Kılıçdaroğlu aslında belli ölçüde kendi politikasını, kendi yaklaşımını ve biraz da HDP'nin etkisini dayatmıştı genel diğer ortaklarına. Şimdi geldiğimiz yerde biz şöyle bir koalisyon görüyoruz. Bu bir ittifaktan fazlası. Sofra onun için diyoruz. Masa ve sofra. 6 tane genel başkan bir araya geldi. CHP ve İYİ Parti ve diğer partiler. HDP, Yeşil Sol Parti bu işbirliğine katıldı. Bir de ayrıca Zafer Partisi katıldı. Yani son turda. Şimdi bu 8 partiyi bir arada tutmanın, bunları bir ittifak yapısında toparlamak çok zor. Peki Akşener kendisini de rahatlatacak. Sağ seçmene ulaşmasını sağlayacak. AK Parti'nin, MHP'nin seçmenine, hatta CHP'nin seçmenine ulaşmasını sağlayacak bir boşluk mu oluşturmaya çalışıyor? Evet. Hı hı. Yani siyasetin alanını biraz rahatlatmaya çalışıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Önümüzdeki seçimlerde bir ittifak, bir işbirliği gerekmiyor mu? Buna işbirliği diyelim çünkü önceki seçimler gibi bir ittifak gerekmiyor. Yani aday bazlı olarak, şehir bazlı olarak yapabiliyorsunuz doğru. Bunu. Böyle bir işbirliği ihtiyacı var. Fakat şimdiden bunu bu kadar sıkı bir şekilde yapmak ortaya şunu çıkarır. Muhalefet yine bir araya geldi. Yine pazarlıklar yaptılar. Konuştular. Toplandılar. Pazarlıklarla bak bunu yaptılar. Yani kötü bir imajları var. Bu kötü imajı devam ettirmiş olurlar. Anladım. Ama şimdi açısından baktığımızda İYİ Parti ve HDP burada iki kritik parti. HDP aday çıkarırsa İmamoğlu'nun kazanması çok çok zor. Bence de imkansız, yani mümkün değil. Hatta Ankara'da Yavaş'ın kazanması da mümkün değil. İYİ Parti aday çıkarırsa ne olur? O biraz karışık. Neden karışık? Çünkü İYİ Parti o kadar kendisini İmamoğlu'na ve Yavaş'a angaje etti ki aday çıkarsa bile seçmeni acaba onun partisine mi oy verir? Yani İYİ Parti'ye oy verir yoksa bu iki adaya oy verir? Bu belli değil. Dolayısıyla İYİ Parti'nin aday çıkarmasının etkisi ne olur? Ben ondan ziyade, diğer küçük sağ partiler de aday çıkaracağız diyorlar. Ondan ziyade bu ittifak meselesini sorgulamasını çok daha değerli bulurum. Ama bu ittifak değerlemesi, sorgulaması iktidarın Cumhur İttifakı'nın aleyhine çalışmaz, muhalefetin aleyhine çalışır. Bu arada İYİ Parti'nin lehine çalışır. İYİ Parti kendisini farklı seçmen gruplarına açar. Ama bunu kotarabilir mi?
Bunu yerel seçimlerde aday koyarak yüzdesini ortaya koyabilir mi? Hele hele Deva Gelecek gibi siz 10 tane CHP listesinden milletvekili aldınız. Sizin karşınız ne sorusuna? Bak ben de aday çıkardım, %3-5 aldım deme yoluna gidebilir mi? Giderse oy alabilir mi? Bütün anladım. Bunların hepsi bilinmeyenler olarak ortada. Peki. Göreceğiz. Önümüzde aylar var. Konuşacağız doğru, bunları. Doğru ama çok da hızlı ilerliyor. Okan Müderrisoğlu ne, şimdi hep şu konuşuluyordu. Bu kadar işte pazarlıklar yaşandıktan sonra işte CHP listesinden, farklı partilerden çok sayıda milletvekili meclise girdikten sonra yerel seçimde İYİ Parti çıkıp ben de daha fazlasını istiyorum diyecektir. Eli daha kuvvetli, o eğer bir işbirliği yapılacaksa o masaya oturacaktır deniyordu. Ne dersiniz, nasıl bir denklem kurulacaktır bu hani gevşek işbirliği dedi Sayın Ahmet Kasıman. Onun için nasıl olurusunuz, nasıl bir paylaşım? Ya şöyle bir hususu önce söyleyeyim, sonra bu tarafına bağlayayım. 28 Mayıs akşam saatleri sandık açılmış ve sayılıyor. 2 yıldır hazırlık yaptığını söyleyen altılı masa ortakları sandık sonuçlarına ilişkin spekülasyon yapmakla meşgul. Erken bir saatte AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genel Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı arıyor ve bizim yaptığımız simülasyona göre seçimi kazandınız şeklinde bir bilgi veriyor. Böyle bir durumda hani Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak genç arkadaşlara hani teşekkür etmesi ve bu partinin kurumsal kimliği ve sandık sonuçlarını erkenden analiz etme kabiliyetine aynı zamanda takdirlerini beyan etmesi beklenir. Evet, belki bu cümle var. Fakat Cumhurbaşkanı diyor ki bana Ankara, İstanbul'u analiz edin. Yani nerede zayıf kaldık? Neden bu ittifak blokunun gerisinde kaldık? Şimdi konuya böyle yaklaşan bir AK Parti ve böyle çalışan bir genel başkanı ve cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta ise siyasal olarak kendisine yeni bir merkez oluşturmaya çalışan, çok delikanlı, bizde vardır ya bir delikanlı kadın, hani bu tarzı da sever bazı seçmen kitlesi, çok özgüvenli bir şekilde erkek egemen bir topluma, erkek egemen bir siyasal kadroya ve muhaliflerine çok iddialı çıkışlar yapıyor, samimi değerlendirmeler yapıyor ama bu değerlendirmelerin hepsi aslında kendisi dışındaki alana ilişkin. Şimdi böyle bir durumda yani İYİ Parti'nin ne yapacağı konusu son anda yine ittifak şeklinde oluşabilecek. Ama işbirliği diye ifade edilen bir dar alanda kısa paslaşmaya dönüşme ihtimalini taşıyor. Ben Sayın Akşener'in büyük bir sürpriz yaparak asıl İzmir'de aday çıkartıp kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda İzmir ve özelinde ne olup bittiğini ayrıca bir kafa yoruyorum. AK Parti de çok ciddi bir şekilde asılacak ama sürpriz gibi gözükecek. Hani ben İzmir'i aldım diyerek Sayın Akşener'in kendisine yeni bir siyaset inşa etme ihtimali de var. Dolayısıyla bu CHP'nin kalesi meselesi seçimde seçmen tabanı arasındaki geçişkenlikle özellikle İzmir özelinde farklı bir tabloyu beraberinde getirerek Sayın Akşener'e işte o zaman orta uzun vadeli yol yürüme misyonunu yükleyebilir. Aksi takdirde sadece retoriği yüksek birkaç konuşmayla bu işten sıyrılması mümkün değil. Çünkü kendisinin de 3 ve 6 Mart arasında izah etmesi gerekenler var. Anladım. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gittiği gün bir şekilde yani o anda beklenmiyordu kendisi bu nedenle Almanya'ya gitti deniliyor filan ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı kararı çıktığında orada bir mağduriyet inşasıyla bir Recep Tayyip Erdoğan öykünmesiyle işte şimdi senin için gerçek yol açılıyor, çak, abla, kardeş, abi, kardeş ilişkisi filan. Bu çok hani arabesk bir siyaset örneğiydi. Hı hı. Ve Kılıçdaroğlu'nun ve bu blokun kaybetmesinin bence %50 sebebi oydu. Çok açık söylüyorum. Yani Saraçhane'deki manzara sanılanın aksine bu ittifak zincirine o gün seçimin kaybedilebileceğine ilişkin işaret fişeğini yakmıştı. Çünkü kazanacak aday kavramı etrafında genel başkanın olmadığı bir tabloda bir başka partinin genel başkanıyla yani spontan gelişti, doğaçlama gelişti diye izah edilse bile bilinçaltını dışa vuran o siyasal manzara asıl adayı zedeleyen evet ya da
olmaması gereken adayın Kılıçdaroğlu Anladım. Olduğunu resmen deklare eden, bunu mühürleyen, kazanabilecek adayı ise bir şekilde yarış dışı bıraktılar. Sonra da pantolon olmadı, gömlek verelim, hepinize birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtalım filan. Peki şunu da soracağım. Yani. Siz de hatırlattınız. İşte genel seçim sonuçları büyük şehirler için ya da İstanbul ve Ankara için. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da demiş ki boş verin seçimi, İstanbul'da Ankara'da neden geride kaldık? Bunun üzerine gidin. Seçmen davranışı açısından benzer bir tabloyu beklemek kolaycılık mı olur? Yani genel seçimde bakın böyle bir sonuç çıktı. İttifak bozulmazsa yerel seçimde de işte aynı sonuç alınır muhalefet adına. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Ya şöyle söyleyeyim, bu asgari başlangıç noktasıdır ama bizi mutlak doğruya götürmez. Hakikaten aday faktörünün önemli olduğunu biz bazı illerde, mesela Ankara özelinde de görmüştük. Aday faktörü önemli gerçekten. Adaya ısınma, adayla seçmen tabanı arasındaki bağ, partinin sahiplenmesi, kampanya yürütme biçimi hakikaten sonuca etki ediyor. Ve bir de yani gerçek manada eğer bir siyasal yıpranmışlıktan söz ediyorsanız onu yerel seçimlerde ve yerel ilişki ağında daha çabuk ve daha etkili bir şekilde görüyorsunuz. Genel siyasetteki yıpranmışlığın telafi edici faktörleri, nedenleri var ama yerel siyasetteki performans, ölçülebilirlik, kamuoyu yönetilmesi, yönlendirilmesi, PR faaliyetleri, troller, ayaklı gazeteler, algı yönetimleri hakikaten son derece etkili olabiliyor. O yüzden aday faktörünün yer yer parti faktörünün önüne geçebildiği bir tablo. Ama ittifak ilişkisi şunu da gösterdi ki İstanbul özelinde, evet İYİ Parti sadece iki genel müdürlükle yetindiğini ve bundan da mutsuz olduğunu da ifade ediyor. Yani biz çok fazla bir şey kazanamadığı da söylüyor. Ama biz çok fazla bir şey de beklememiştik. Gerçek anlamda fedakarlık yapmıştık şeklinde bir tür hani sempati yaratmaya dönük de bir algı. Ama şu bir gerçek, yani iktidara aç kadrolar yerel iktidar eliyle sürdürülebilirliklerini son derece önemsiyorlar. Anladım. Bu nedenle de merkezi hükümete ilişkin iktidar beklentisi karşılanamayan kitlelerin bütün duygusal kopuşlarına, siyasi yabancılaşmalarına rağmen organize çıkar birlikteliği içinde yerel iktidarın bir ucundan tutarsak hiç olmazsa hani ihale alırız, hiç olmazsa bir işimiz görülür, hiç olmazsa bir imar düzenlemesinden yararlanırız, bir ruhsat alırız vesaire filan, belediyeler etrafında dönen ekonomiden yararlandıkları bir gerçek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı stratejik olarak hala üstün kılan ve devam etmekte olan kurultaylarda il ilçe bazında, özellikle ilçe bazında hala önde götüren ana faktör yerel seçimlerdeki adayları belirleme ve bu yerel iktidarın dağıtımından elde edilen ekonomiyi yönetme gücüyle Anladım. De çok doğrudan ilgili. Peki hızlıca Cumhur İttifakı'nı da sormak isterim. Belki bir tur, hızlı bir tur olursa araya Cumhur gitmeden. Cumhur İttifakı'na geçmeden bu İstanbul İttifakı ile ilgili birkaç şey Buyurun, söyleyebilir tabii miyim? Tabii ki. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı diyerek, kavramlaştırarak yapmaya çalıştığı şey aslında yani İYİ Parti'yi ve HDP'yi, Saadet Partisi'ni hatta diğer sağ partileri, küçük sağ partileri bir arada tutacak olan şeyi kendi şahsı etrafında toparlayabilmek. CHP'li bir aday ama bir İmamoğlu farkıyla aynı şeyi bence Yavaş da bir şekilde yapmaya çalışacak. Çünkü sadece parti siyasetinin getirileri üzerinden bunun yürümeyeceği ortada ve nasıl bir araya gelineceğinin de matematiği, modellemesi çok karmaşık görünüyor. Şehir bazlı olması çok daha muhtemel görünüyor. Biliyorsunuz yani İYİ Parti açısından bunun anlamı iki tane genel müdürlük değil herhalde artık. Belki ilçelerde belediye başkanlığı isteyecek vesaire. O anlamda CHP ile İmamoğlu arasında da yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu arasında da bir anlaşma lazım ki bunlar verilebilsin. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin bir değerlendirme süreci olacak. Günün sonunda İmamoğlu kendine göre HDP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye yani belli bir dağıtım sistemi kendisince dağıtarak bir hani onları da bir klientelizm şeklinde müşteri ilişkisiyle kendisine bağlamaya çalışıyor. Bu anlamda bir siyaseti var. Ama İmamoğlu'nun bence en önemli kendisini avantajlı gördüğü yer seçim kazanmış olmak. Yani AK Parti'ye karşı seçim kazanan konumda olmak. İstanbul'u kazanana da isim. İkisinin şeyi bu. Bunu yalnız bir zamanlar hani Erdoğan karşılığı sermayesi üzerinden tanınmayan birisi olarak yapmıştı. Ama şimdi artık biliniyor.
Kendisinin belediyecilik performansı iddialı bir performans değil, hatta zayıf bulunuyor. Öbür taraftan bu genel başkanlık, cumhurbaşkanı adaylığı süreçlerinde de siyaseten çok konuşuldu ve kendisinin neye karşılık geldiği tam oturmuyor. Dolayısıyla artık performansı da önemli İmamoğlu'nun. Bence İmamoğlu'nun en zayıf tarafı performansı. Kendisini partilerle ilgili olarak konumlandırdığı yer güçlü. İdeolojik anlamda konumlandırıldığı yer, ideolojiden kastım şu, hani yenecek, kazanacak, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir isim olarak onu kaybettirmeyelim tarafıyla baktığınızda, ideoloji ve kimlik karışımı şeyinde orada da bir şey var. Ama performans açısından baktığımızda bence en zayıf tarafı o tarafı. Bu üçlüde nasıl bir profil ortaya çıkacak? Bence adaylar, bir adaylar çıkarılacak mı? Bir, adaylar çıkarılacak mı? Yani HDP, İYİ Parti aday çıkaracak mı? İki, AK Parti nasıl bir aday çıkaracak? Bununla çok yakın alakalı. Nasıl bir aday çıkaracak AK Parti? Söyleyeceğim. Özgür Özel'in yanlış anımsamıyorsam bir cümlesi vardı. Bence bütün bu denklemin en belirleyici hususu. Hani 14-28 Mayıs seçimlerini kazanamadık. Ama eğer Mart 2024 seçimlerinde İstanbul'u alamazsak kaybettiğimiz resmen tescillenir şeklinde. O son derece önemli. Doğru. Hani muhalefet siyasetinin yürütülmesi bakımından. Şimdi AK Parti ile ilgili olarak... Ya da AK Parti'ye geçmeyelim. Tamam. Ahmet Kasman'dan da eğer varsa bu İstanbul İttifakı'na ilişkin son söyleyeceği bir söz, bir değerlendirme, onu alalım. Sonra iktidar cephesine geçelim. Yani eğer Kılıçdaroğlu'nu bu ittifakı bir araya getirmesi bakımından öveceksek, yani orada bir kredi varsa, ki bence var, o zaman İmamoğlu'nun yerine koyalım kendimizi. Biraz evvel Burhanettin Duran uzun uzun anlattı, onların detaylarına girmeyeceğim. Onu söyledikleri çerçevesinde söylüyorum bunu. İmamoğlu'nun yerinde olsam ne yaparım? İstanbul'da Türkiye'yi reprezente etmek noktasında İstanbul son derece önemli. Türkiye ekonomisi bakımından önemli. Şu, yani İstanbul Türkiye'nin yüzük taşı. Şimdi bu şehirde eğer başka herkes birbiriyle bir biçimde eleştirel ilişkiler kurmuşken, kapışırken demedim, eleştirel ilişkiler kurmuşken, kendi etrafında eğer o birlikteliği sağlayabilirse İmamoğlu, İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'dur. Yani Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük argümanı almış olur elinden. Şimdi orada tabii artık çok güçlenmiş bir adamdan bahsediyoruz deriz o gün geldiğinde. Sayın Özgür Özel'in, Okan'ın hatırlattığı yorumuysa son derece önemli. Ama yani bu sadece CHP açısından değil, bütün muhalefet açısından önemli. Yeşil Sol Parti kendisine başka bir hikaye yazıp anlatabilir. Kendi daha iddialı olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde elde ettiği kazanımlarla vesaire vesaire. Ama kalanının hiçbir tanesinin anlatacak bir hikayesi kolay kolay çıkmaz bu işin içerisinde. Ha, bir de üstüne Ankara'yı kaybedersen zaten o zaman anlat, yani sabaha kadar anlat. Ne anlatırsan anlat. Hiçbir şey anlatamazsın. Fakat 4 tane unsur sayabilirim ki bugünkü dağınıklığa rağmen, bir avantaj yaratabilirler. Her biri tek başına ve bir araya geldiklerinde de işin doğrusu geometrik bir avantaj yaratabilirler muhalefet siyasetine. Ve bence Sayın Cumhurbaşkanı tabii çok mahir bir siyasetçi. Dolayısıyla bunun farkında olduğu için belki AK Parti kadrolarının bir kısmında mevcut olabilecek rehavete rağmen şu mesajı veriyor. Tavırlarıyla, söyledikleriyle, yaptıklarıyla, sorduğu sorularla. Yani bu yerel seçim denilen şeyi kaybettiğimiz güne, kazanacağımız güne kadar tam sağ zone press. Yani muhalefete nefes alacak bir alan bırakmadan doğru değerlendirmelerle yürümek istiyor. Çünkü bu işlerin çantada keklik olmadığını en iyi bilecek kişi. Evet. En iyi bilecek kişi. Yani bu dağınıklığa rağmen. Dolayısıyla bu dağınıklığı sürekli kılmak için iktidar basını elinden geleni yapıyor. Dağınıklığı sürekli kılabilmek adına
söylenmesi gereken ne varsa siyasetçileri, iktidarın bunları söylüyorlar vesaire vesaire. Ve partileri kendileri daha çok şey yapıyorlar. Bu dağınıklığı devam ettim. Bir dakika, bekleseydin gerek kalmayacaktı. Ve çok da mümbit bir ortam buluyorlar. Çünkü neden? Öbürleri yapmaları gereken şey dışında her şeyle uğraşıyorlar çünkü. Her şeyle uğraşıyorlar. Peki bu manzarayı bütün bu dezavantajlılığa rağmen belki tersine çevirebilecek unsurlar ne? Bunlardan birincisi ekonomidir. Bunu zaten konuşacağız tafsilatlı diye düşündüğüm için bu kadar geçeceğim. İkincisi biraz evvel bahsettiğim İmamoğlu meselesidir. Yani kendi etrafında ittifak kurabilecek evet. mi, kişisel performansın olacak, hakkındaki davalarla alakalı olarak ne diyebileceğiz, ne göreceğiz, ne tür gelişmeler yaşayacağız, bunları nasıl yönetecek hem iktidar hem muhalefet bu kısmı. Üçüncüsü yerelde diğer yerlerdeki adaylar, Okan söyledi onu, o adayları doğru seçersen çok farklı bir sonuç elde edebilirsin, bir heyecan yaratabilirsin bunların üzerine. Dördüncüsü de mevcut oylar. Bu %48'i koruduğu takdirde muhalefet, daha fazla oy almasını demiyorum, sadece bu %48'i bugünkü dağılımlarla koruduğu takdirde o zaman bir önceki yerel seçimden de daha iyi bir sonuç elde edecek. Ha ben şunu söyleyeyim bak, o günde bunu demiştim derim Okan'a, buradan not aldırtayım onu. Çünkü benim demiştimlerimi takip ediyor. Bunu da derim. O gün o yerel seçimler 2019'dan daha da iyi sonuçlanmış olsa da bu hiçbir şeyin bitişi ya da başlangıcı olmaz muhalefet için. Eğer o biraz evvel, ya daha doğrusu programın başından beri konuştuğumuz öz eleştiriyi yapmaz ve yeni heyecanı yaratamazsa, anladım, bu seçimden bunu çıkaramazsa, sadece o %48'i korumuş olmak ya da buna yönelik pazarlıkları doğru tamamlamış olmak ve sonuç almış olmak yetmez. Anladım. Gene Burhanettin çok önemli bir şey, o lafa döneceğim. Bak gene bizim sakin güç referans noktası oldu Burhanettin. Tamam mı? Çok önemli bir lafa. Bunun uzun bir yol olduğunu unuturlarsa o seçimi alırlar, bir sonrakini kaybeder. Peki. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından son bölüm. Hem Cumhur İttifakı'nın yerel seçim planını ya da o yol haritasını kısaca sormak istiyorum. Biraz da ekonomi konuşacağız. Sürenin el verdiği ölçüde kısa bir ara. Siyasi işler devam ediyor. Son bölüm 15 dakikalık bir süremiz kaldı. Hızlıca Cumhur İttifakı'nın yerel seçim yol haritasını da konuşmak isterim. Burhanettin Duran size soracağım. Şimdi muhalefeti konuşuyoruz. Bir işbirliği, işte gevşek bir işbirliği, pazarlık olur mu, kim nereye alır? Cumhur İttifakı'na baktığımızda Sayın Bahçeli diyor ki biz ilkeler doğrultusunda ittifakı sürdüreceğiz ki bu çerçevede genel seçimde mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümete dair herhangi bir tasarrufu, talebi olmamıştı ve bunu da bir ilke olarak ortaya koymuştu. Ama yerel seçim farklı, yerelde yarışılıyor. Orada belki bir işbirliği, ortaklaşma olabilir. Ve şunu da gördük ki Cumhur İttifakı için önemli bir ortak Milliyetçi Hareket Partisi ki genel seçimin belki de en önemli kazananlarından. %7'lik barajın altında kalır mı tartışmaları yapılırken müthiş bir oy sıçraması yaptığını gördük. Bu seçimde, yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nda biraz daha talepkar olabilir mi? Ne dersiniz? Evet, sevgili Ahmet, aslında MHP'ye dair beklentiler kamuoyunda hep düşük tutuluyor. Özellikle anketler vesaire bu çerçevede konuşanlar. Ama geriye doğru baktığımızda birçok seçimde MHP söylenenin neredeyse iki katı alıyor. Dolayısıyla bu bir ilk değil. Yani bu bir anlamda MHP'nin artık alıştığımız bir olgusu. Tabii MHP çok farklı bir yere oturuyor. Türk siyasi hayatında bu yönüyle baktığımızda içinden İYİ Parti çıktı. Sonra İYİ Parti'nin içinden Zafer Partisi çıktı vesaire. Hani böyle bakarsak bir milliyetçi tabana hitap eden oldukça %20, 21, 22'ye doğru, varan bir şeyden bahsediyoruz. Dünyada da milliyetçiliğin yükselişte olduğu düşünülürse bütün bunların hepsini anlamak mümkün. Ben MHP'nin AK Parti ile yaptığı ittifaktan kazandığını düşünüyorum. Sürekli olarak kazandığını düşünüyorum.
ben koalisyon parçası olayım dememesi, kabinede işte şu bakanımla temsil edileyim dememesi, politikalar ve ilkeler bazında yaklaşıyor olmasının Sayın Bahçeli'ye de çok önemli bir ağırlık kazandırdığını görüyorum. Ve geriye doğru birçok olaydan da böyle bahsedebiliriz. Hı hı. Şimdi tabii yerel seçimler olunca genel seçimlerden biraz farklı oluyor. Hatırlayın 2019 yerel seçimlerinde aslında AK Parti ile MHP'nin birlikte işbirliği yapması, önce bir anlaşıyor gibi oldular, sonra bir bozuldular, sonra bir daha anlaştılar. Bence bu tecrübeyi unutmayacaklar. Dolayısıyla 2023'e, 2024 Mart yerel seçimlerine giderken bunu bilerek konuşuyor olacaklar. Sayın Bahçeli'nin ilk tepkisinin ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. İkincisi, tabii Cumhur İttifakı sadece AK Parti ve MHP'den oluşmuyor. Başka partiler de var. Yeniler, Refah Partisi başta olmak üzere diğer partiler de var. Bu partilerin de konumlarının bir değerlendirilmesi ve onların da pozisyonlarının ne olduğunu görülmesi lazım. Bu seçimlerde küçük partilerin yani %3 ve 6 partilerin ve yüzdesini bilemediğimiz bazı küçük partilerin seçimlere tek başına kendi adaylarıyla çıkmak istemeleri mümkün. Bunun sebebi de teşkilatlarını diri tutmak, seçmenlerine ulaşmaya çabalamak. Bir çekirdek seçmen oluşturma gayretleri var. Yeniden Refah Partisi kendi adayları. Yeniden Refah Partisi için bu söz konusu olur mu olmaz mı bunu göreceğiz ama ben bunun hani belli partiler için söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hatta İyi Parti bile bunu öngörüyor olabilir. Hmm. MHP'nin böyle bir derdi yok. Yani MHP tabii ki iddialı bir parti ama işbirliği il bazlı olarak işbirliği yapabilecek rahatlıkta kendisini görüyor. Partiler tabii aday çıkarmayınca mesela HDP bunu çok net yaşadı. Evet. İki tane seçimde aday çıkarmadı. Şimdi yani oyu %8'e düştü. Belki daha da düşecek. Onun mesela o partinin en büyük sorunu bence bu. Aday çıkarmak onlar için çok bütünleştirici bir şey oluyor. Yaklaşık 1 milyon seçmenin kaydığını düşünürsek HDP'den. Şimdi tabii Cumhur İttifakı için baktığımızda yani MHP çok iddialı olursa AK Parti gibi büyük bir parti ve AK Parti ile MHP arasındaki oy farkına da bakarsanız %25'lik bir fark var. O zaman bunun anlaşılması yani il bazlı olarak anlaşmanın sağlanması zorlaşır. Hı hı. Şunu da tabii öngörür mü Cumhur İttifakı bileşenleri? Nasıl olsa muhalefet dağınık. Bak Akşener de aday çıkaracağım diyor. Bunlar zaten bir araya gelemezler. Dolayısıyla biz de hani pazarlığı o zaman o kadar mecbur değiliz birbirimize derler mi? Bunu çok sanmıyorum. Çünkü hani benim şahsi beklentim bu muhalefetteki işbirliği modelinin bir şekilde oluşabileceğidir. Anladım. Ve Cumhur İttifakı'nda buna göre hareket etmek isteyeceğidir. Ama il il nasıl pazarlıklar yapılır, il il nasıl bir işbirliği oluşturulur bunu şimdiden öngörmek çok zor. Şu aşamada hani ilkesel olarak, yaklaşım olarak bunların müzakere edilmesi olarak Cumhur İttifakı'nı derli toplu tutmak açısından bunlar değerlendirmiş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin konuşmalarında hani bu tür konuların ilkesel bazda ancak konuşulduğunu düşünüyorum. Peki. Cumhur İttifakı'nı daha konuşuruz ama son 10 dakika artık ekonomiye de geçelim ki Ahmet Kasıman'ın programın başından beri beklediği bölümdü sanırım. Sayın Han şimdi... Yok. Yani, yok. Böyle bir şey de yok Ahmet. Bizim ülkemizin ekonomisi bahsettiğimiz şey. Doğru. Oturup bir şey olsun da eleştirelim diye de kimse beklemiyor. Nasıl görüyorsunuz atılan adımları, yeni ekonomi yönetimini? Doğru şeyleri yaptıkları için insanları eleştirecek durumda değilim. Yani yeni atanan kadroların doğru olduğunu düşünüyorum. İlgili bakanın en azından meselenin tamamıyla farkında olduğu açık yaptığı açıklamalardan. Neyin yanlış, neyin doğru olduğu konusunda seçimlerden önceki 1,5 sene boyunca bizlerin, benim gibi düşünenlerin dile getirdiği her şeyi teyit etmiş vaziyetteler. Artık herhalde Sağır Sultan bile son derece açık şekilde farkındaki 1,5 yıllık ve çok büyük maliyeti olan bir seçim ekonomisi yürütüldü Türkiye'de. Ve daha da devam edecek. Niye devam edecek? Çünkü AK Parti iktisat siyasetini tam bir sağ popülist parti olarak kurgulamış vaziyette. Ve o sağ popülizmin karşılığını muhalefet kendi popülizmiyle verdi. Ona sağ sol demeyeceğim çünkü altın renkleri bu bakımdan karışık bir
kurgu. Dolayısıyla onun sağ mı sol mu olup olmadığını tartışabiliriz. Ama popülist bir partinin iktisat politikasına, yanlış iktisat politikasına zararlı, büyük bir buhran yaratan ve çok büyük maliyet getiren ülkeye iktisat politikasına karşı o maliyetleri katlayacak vaatlerle karşılık verdiler. Şimdi ne iktidardasın, ne iktidardasın, ne de yani dolayısıyla bunları yerine getirecek güç yok elinde, ne de orijinal popülist kadar popülist olmayı becerebilecek deneyim, tecrübe ve şeyin var, imkanın var. Öyle olunca tabii burada ekonomiyle ilgili tartışmalar da çok yaramadı muhalefet cephesine. Çünkü doğru bir noktayı nazardan bu eleştiriler yapılmadı. Sonuç ne oldu? Sonuç iktidar kendi iktisat politikasının eleştirisini kendi içinden getirdi. Olağanüstü bir şey. Şimdi basına falan bakıyorum. Hakikaten gülünecek vaziyet olsa gülmekten Okan'ın tabiriyle katılırım. Daha öncesinde yerden yere bugünkü uygulamalara dair telkinde bulunanları vuranlar bugün yeni tedbirler sonuç verdi, yaşasın. Yeni tedbirler sayesinde döviz giriyor, yaşasın diye çığlık atıyor. İnsanda biraz utanma, ağırlanma olur. Böyle bir şey hiç yok, sıfır. Hani öz eleştiri, öz eleştiri falan filan da nerede yani? Biz tahminimizi söylüyoruz en azından. Ortada var olan durumun tersini anlatabiliyor olmak ayrı bir maharet ve doğrusu ya çok da takdir edilecek bir tarafı yok. Dün faiz arttırıldığı zaman ver yansın edenler bugün şöyle şeyler yapıyorlar bak. Gazete ismi falan vermeyeceğim ama gazetenin ismi bende. Kendi basılı sayfasında manşetin altına faiz lobisine boyun eğildi diye yazıyor. Ama internette aynı habere baktığı zaman öyle bir laf yok. Şimdi bunlar biraz doğrusu anormal manzaralar. Ama bu anormal manzaralar şu gerçekliği değiştirmez. Buyurun, siz yeterince sahip çıkamadığınız için ekonomi gündemine. Şimdi iktidar kendi eleştirisini getirdi. Kendi IMF programını uyguluyor. Üstelik bunu da IMF'i getirmeden yapıyor. Kadro diye getirdiklerini istediği şekilde pozisyonlayabilmek adına isimlerin önüyle arkasıyla göbeğiyle aslıyla oynuyor falan, böyle bir harika bir propaganda çalışması götürüyorlar. Öte taraftan bir takım kredibilitesi olan isimleri buraya getiriyorlar. Onlar da doğrusunu yapıyorlar. Yani evet, faizi arttırıyorlar. Ha, bunun bedeli nasıl gelecek? Bunun bedeli gene daha önce anlattığımız gibi gelecek. Ama şimdi biz tartışacağız tabii. Hayır, öyle bir bedel olmayacak denecek. Bir takım sıkıntılar var ve aşılacak denecek. Ve fakat o bedeller geldiğinde de ne yapalım canım, o bedeller geldi diye yazmaya çizmeye devam edecek bu biraz evvel bahsettiğim basın yayın organları. Anladım. Dolayısıyla bugünkü ekonomi yönetiminin yaptığı şey doğrudur. Çıkan maliyetten şikayetçiyseniz daha önce alkışladıklarınıza sayınız. Peki. Okan Müderrisoğlu, bu muhalefet tarafından da sıkça dile getirilen bir eleştiri. Şimdi yapılan atılan adımlar hep doğru adımlar olarak yorumlar. Buyurun. Buyurun. Bir dakika. Bu muhalefet tarafından sıkça dile getirilen eleştiri benim bu yaptığım değil. Burada şu günkü durumda muhalefetin doğru iktisat politikasıyla ilgili anlamlı lafları eden bir takım üyeleri vardı. Evet. Ama onların ötesinde muhalefetin ekonominin çıkmazdan kurtulması için önerdiği şeyler de en az iktidar kadar popülistti. Dolayısıyla bugünkü maliyette muhalefetin de bu manada katkısı var. Anladım. Anladım. Bunu da söyledim. Altını çizmek isterim, o kaçmasın. Peki, Okan Müderrisoğlu, madem bunlar doğru adımlardı, atılması gereken adımlardı, neden buraya kadar gelindi? Bir önceki politikalar yanlış mıydı? Şimdiki doğruysa işte daha öncekileri niye yapıldı? Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bunu ayrıca ve geniş bir şekilde konuşalım. Şimdi zaman dar ama buna da cevap vereceğim. Hocam, zannedersem arkanızda ayna var. Ve o aynada da tavan lambası gözüküyor. Dolayısıyla bir umut ışığı gibi duruyor arkanızda. Ekonomiyle ilgili... Ben de umuyorum.
ekonomiyle ilgili bir anı kollayıp... Ben de ileride bir umut işi olduğunu... Evet evet, ekonomiyle ilgili bir anı kollayıp böyle bir çakayım dediğiniz doğru. Orada Ahmet'e niye karşı çıktınız bilmiyorum. Programın içinde ben size bir eleştiri yöneltip öz eleştiriye davet ettiğimde ama ekonomi diye başladınız hemen. Dolayısıyla onu bir kayda geçirelim. Şimdi Ahmet burada tarafsız, objektif ama ve ama ekonomi masumiyet karinesi var. Ben, bir masum... ama ekonomi diye başlamadım. Öz eleştiri dediğin şeyi sorumluluğu olanların yapması herhalde bizim kendi tahminlerimiz üzerinden kendi kendimizi yanlışlamamız. Ne olacak? Şeyin muhalefetin seçimi kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve dip dalganın da Kemal Bey'den yana olduğunu görmüşüm ve yanılmışım. Benim yanılmamın memlekete maliyetine sıfır. 3 dakika yani kaldı. Okan Müderrisoğlu, ekonomiye dair mutlaka söyleyeceğiniz var. Memlekete maliyeti gerçekten sıfır. Zaten sizin bütün bu eleştirilerinize seçmen de tam bu gerekçeyle o karşılığı verdi. Çünkü o maliyetin ne kadar büyük bir maliyet olduğunu gördü. Eleştirilerinizde öncesindeki cümleniz konuştuğumuz Türkiye ekonomisi şeklindeydi. Hakikaten öyle. O nedenle oradaki yaklaşımınıza ben bir vatandaş olarak teşekkür edeyim. Faiz konusunda zikzaklar olduğuna ilişkin eleştiriler var. Ben içki bütün kötülüklerin anasıdır yaklaşımının ekonomide de faiz bütün kötülükler anasıdır şeklindeki yaklaşımla örtüştüğünü düşünüyorum. Orada bir sorun yok. Şimdi eleştirilerinizin haklılık payı var. Toplumsal kısmını Sayın Cumhurbaşkanı ilk kabine toplantısında izah etti. Ve dedi ki ekonomik zorlukların farkındayız ve toplumun tüm kesimlerinden ve farklı kanallarından gelen serzenişleri de dikkate alıyoruz. Özellikle dar ve sabit gelirleri önceleyecek şekilde politika uygulamaya devam ediyoruz. Teknik kısmına gelince bunu ayrıca ve ilgilenenler bakımından daha fazla konuşalım. Orada da dedi ki amaca ulaşmak için zamana göre araçların farklılaştırılmasında bir sakınca yok. Ama bizim ana amacımız yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla Türkiye'yi sürdürülebilir ekonomik patikaya sokmak. Bu arada kur korumalı mevduat dahil olmak üzere alınan bazı kararların o an için ürettiği maliyetle o karar alınmasaydı üreteceği maliyet arasındaki farkı sizinle konuşalım. Ama Türkiye şu anda kur korumalı mevduattan olması gerektiği gibi bugünkü ekonomik şartlar ve gidişat doğrultusunda bir çıkış stratejisi izliyor. Bunun gerekliliğini ve öncesinin doğru yanlışlığından da bağımsız olarak konuşalım. Ama sizden bir ricam var. Orta vadeli ekonomik program açıklanacak önümüzdeki ay muhtemelen yani ikinci yarısında en geç. Onu bir görelim. Ondan sonrasında hani rakamlar, hedefler, düne ait eksiklikler, yarına ait yapılacaklar ve önümüzdeki dönemi yani daha sakin bir kafayla değerlendirelim. Çünkü giriş cümleniz konuştuğumuz peki. Türkiye ekonomisi dediniz, Türkiye'nin geleceği dediniz. Nihayetinde siyasal faturası kesildi bu işin ama önümüzde hala ödediğimiz bir ekonomik faturası var. Eğer popülizm diyorsanız faizin arttırıldığı, akaryakıt fiyatlarının bu seviyeye geldiği bir ülkede popülizmden değil, ek verginin getirildiği bir ülkede popülizmden değil, zamana ve zemine göre cesaretle bazı kararların alındığından da bahsetmeyi gerektirir. Peki. Bütün bunları ana başlık olarak not edelim, sonra devam ederiz. Nasıl olsa peki, vaktimiz var. Süremin vakit var ama yani... Yok yok, daha sonraki, daha sonraki programlar için söyleyelim yani... çünkü sürem bitti. Tamam neyse zaten buradan benim Okan'la baş etmeme imkan ve ihtimal olmadığı için... Haftaya stüdyoya bekliyoruz. Haftaya stüdyoya bekliyoruz. Merak etme, stüdyodayım haftaya. Peki çok teşekkür ediyorum. Ahmet Kasman, Burhanettin Duran, Okan Müderrisoğlu. Çok keyifli bir program oldu. Özlemişim gerçekten. İzleyici de mutlaka özlemiştir. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Noktalıyoruz programı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.